Efendim merhabalar. Kutlubel'de Eyüp Sultan'dan hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Ben Mehmet Dilbaz. Eyüp Sultan Belediyemiz tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında sizleri Eba Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd Efendimizin huzuruna davet edemiyoruz. Biz sosyal medya kanalları üzerinden biz sizin evlerinize konuk oluyoruz efendim. İnşallah önümüzdeki sene bu sohbetleri arkamızdaki olanca cıvıl cıvıl kalabalığın önünde yaparız ve insanlarla interaktif görüşmeler sağlarız. Efendim malumunuz Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin hayatı hakkında ve dönemde yaşananlar hakkında size bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu akşam en son Halid bin Zeyd'in vefatından sonra yaşanan sıkıntıdan bahsetmek istiyorum ve devamında bahsi geçen olayı. Efendim, Araplar Eba Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd'i arkamızdaki kabrine defnettikten sonra kuşatma bir müddet daha devam ediyordu ve 4 yıl aslında toplamda 5 yılı bulan süreçteki kuşatmadan bir sonuç elde edilemeyeceği anlaşıldıktan sonra Araplar kuşatmaya son verdiler ve donanma ile beraber ve kara ordusuyla beraber Suriye'deki ana üslerine geriye çekildiler. Bu çekilme sürecinde dönemin için dönem Arap komutanları için şöyle bir ciddi problem vardı. Burada Hazreti Peygamber'in mihmandari nebevisi Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin naaşı defnedilmişti ve Bizanslıların bu süreçte bir buraya önemli bir kişinin defnedildiğini fark ettiklerini anlamışlardı. Şöyle ki doğal olarak sahabenin en büyüklerinden bir tanesi vefat ettiği için büyük bir kalabalıkla bir defin hadisesinin gerçekleştiği Bizanslılar tarafından izlendiği için dönemin Bizans İmparatoru 4. Konstantin kuşatmanın bitmesine yakın haber göndererek siz bizi çok zor durumda soktunuz. 5 yıldır bizi kuşatıyorsunuz. Siz gittikten sonra o kim olduğunu bilmediğimiz ama sizin için önemli olduğunu gördüğümüz şahsın kabrini açarak içindeki naaşı vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını sağlayacağız ve bu şekilde ona zarar vereceğiz demişti. Dönemin kumandanı Arap ordusu kumandanı Yezid de bunun üzerine Bizans İmparatoru 4. Konstantin'e bir elçi göndererek burada bizim için İslam dünyasının en önemli büyüklerinden bir tanesi defnedildi ve kendisi eğer türbesine, makamına en ufak bir zarar verilirse o dönemde Arap İmparatorluğu artık tabir edebileceğimiz Arap Devleti'nin büyüklüğü Sasani İmparatorluğu'nun katılmasıyla beraber İran'dan Kuzey Afrika'nın Fas'a kadar olan bölümünde neredeyse Anadolu ortalarına kadar bütün Suriye, özellikle Kudüs, Filistin, Mısır gibi pek çok noktaya ulaşmıştı. Bu ulaşmadan dolayı bu bölgede binlerce, yüz binlerce Hristiyan nüfus ve neredeyse binlerce kilise vardı. Dönemin Arap komutanı Yezid de Bizans İmparatoruna şunu söylemişti. Eğer bizim için bu kutlu büyüye zarar, bizim için çok önemli olan bu kutlu büyüye zarar verirseniz biz bunun karşılığında Arap İmparatorluğundaki Arap Devleti, Arapların yönettiği alandaki bütün Hristiyan yapılarını yıkar ve bütün Hristiyanları da katlederiz. Bu ciddi ve arkası dolu bir tehditti ve Bizans İmparatoru 4. Konstantin de olayın vehametini fark etmişti. Kendisi Araplara bir elçi vererek güvenli bir şekilde çekilebileceklerini asla ve kat'a burada bıraktıkları emanete zarar gelmeyeceğini söylemişti. Ve İmparator Konstantin ve devamındaki süreçteki imparatorlar buradaki mezara kendi elleriyle asla zarar vermediler efendim.